Terörle mücadele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. TRT'ye konuk olan Cumhurbaşkanı Amerika'nın terör örgütüne verdiği desteği eleştirdi. Kendi kazdıkları kuyuya düşerler dedi. Yani Amerika bunları bundan önce de birçok kez yaptı. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması, kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın YPG'li teröristler için yayınladığı taziye mesajına tepki gösterdi. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne verilen desteği eleştirdi. Tahran'da da Amerika'nın Fırat'ın doğusundan çekilmesinin gereği üzerinde durdu. Çünkü terör örgütleri bütün gücünü oradan alıyor. Tel Rifat ve binlerce tır silah, mühimmat, araç, gereç Amerika buraya yığdı. Hala yığmaya devam ediyor. Terörle mücadele tüm hızıyla sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde de Amerika'nın teröre verdiği destek vardı. Silah ve mühimmat desteği dışında verilen manevi desteği de eleştirdi Cumhurbaşkanı. Amerika Merkez Komutanlığı'nın öldürülen YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlamasına tepki gösterdi. Eylül ayında Biden'la görüşme gerçekleşirse bu olayları önlerine koyacağız dedi. Taziye yayınladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütüne katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması, kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Amerika Merkez Komutanlığı'nın taziye mesajına muhalefet de sessiz kalmadı. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Washington'a tepki gösterdi. Ülkemizde teröre bulaşmış bir terörist için Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın taziye mesajı yayınlamasını kabul etmemiz mümkün değildir. Kınıyoruz. Müttefiklerimizden bu konularda daha özenli olmalarını bekliyoruz. Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde Duhok'ta 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı da hatırlattı. Bağdat yönetiminin saldırıyla ilgili Ankara'ya yönelik suçlamalarını reddetti. Türkiye'nin dostlarıyla, kardeşleriyle böyle bir eyleme girmesi mümkün değil. Biz böyle bir şey yapamayız. Dert, Türkiye ile Irak arasındaki olumlu gelişmeleri bozmak. Terörle mücadele ve Suriye'ye olası bir harekat gündemdeyken önemli bir de ziyaret gerçekleşecek Rusya'ya. Erdoğan 5 Ağustos'ta Soçi'de Putin'le görüşecek.